Yerli otomobil projesi önemli bir proje. Türkiye'nin çok uzun yıllardır üzerine çalıştığı, 1950'lerden bu yana üzerine çalıştığı bir proje ama şu ana kadar Türkiye bunu gerçekleştirememişti. Zaman zaman bazı girişimler oldu ama bu girişimler maalesef tam anlamıyla %100 hayata geçemedi veya geçse bile ihracat edilebilir pozisyona gelmemişti. Şimdi Türkiye bu konuda iddialı bir projeyle devrede ve 5 farklı şirketi kapsayan bir konsorsiyumla bu işe girmiş durumda ve bu biraz da küresel ekonomideki, özellikle otomotiv sektöründeki dönüşümü de aynı zamanda yansıtıyor. Çünkü otomobil sektörüne yeni oyuncuların biz girdiğini görüyoruz. Özellikle Çinli şirketler veya Tesla gibi şirketlerin girdiğini görüyoruz. Çünkü otomobil sektöründe artık geleneksel motorların devrinin yavaş yavaş geçtiği ve biraz daha hibrit motorlar veya tamamen elektrikle çalışan motorların devreye girdiğini biz gözlemliyoruz. Ve bu yeni oyuncular için bir fırsat penceresi demek. Türkiye'nin de otomotiv sektöründe ciddi bir know-how var. Evet, belki Türkiye'nin %100 yerli bir markası yok ama birçok küresel otomotiv şirketinin Türkiye'de kurmuş olduğu fabrikalar var ve bu fabrikalarda istihdam edilen mühendisler, teknisyenlerin ciddi bir know-how var. Öteki taraftan bizde ciddi anlamda bir yedek parça sektörümüz var ve nasıl otomobil üretildiğini biliyoruz. Ama tabii bu parçaların, bu komponentlerin çok önemli bir kısmı, en değerli kısımları, en teknoloji yoğun kısımları bugüne kadar yurt dışından geliyordu. Şimdi biz biraz daha bu komponentleri üretmeye çalışıyoruz. İşte motorundan şanzımanına kadar veya çeşitli yazılımlarına kadar. Şimdi eğer bunları başarabilirsek, burada bu değişen piyasada Türkiye kendine bir yer edinebilir. Çünkü dediğim gibi bir know-how var, sektör değişiyor, sektörün yeni oyunculara ihtiyacı var. Ve bu prototipin ortaya çıkmasından sonra beklenti seri üretime geçilme ve yeni pazarlar bulma. İlk başta Türkiye'nin kendi iç pazarıyla belli bir ölçek ekonomisi yakalaması, daha sonra bu ürettiği otomobil ve otomobil modellerini yurt dışına satması bekleniyor. Ama bunun için 2021 ve 2022'yi beklemekte fayda görüyorum.